Menüsküs nedir, nasıl tedavi edilir demiştiniz. Menüsküs, diz ekleminde iki tane yastıkçık vardır. Sağ ve solda, yani iç ve dış. Sağda bir tane, solda bir tane. Yani bir insanda dört tane menüsküs vardır. Sağda iki tane, solda iki tane. İç ve dış olmak üzere. Bunların zedelenmeleri olabilir. Bunların yırtılmaları olabilir. Bunların kireçlenmeleri olabilir. Genç yaşta olursa bunların yırtılmalarında tedaviler yapılabilir. Mesela de ilk başta konuştuğumuz gibi artroskopi yapılabilir. Artroskopide o menisküs dikilebilir. Ya da menisküsün küçük bir parçası çıkarılabilir. Ya da son dönemlerde kalça eklemine söylediğim gibi PRP uygulaması. Yani kendi kanını alıp kendi kanının öz kısmını eklemin içine oksijen ya da ozon katarak uygulaması PRP deniz. Sporcularda çok kullanıyoruz. Çok fayda eder. Menisküs lerde de tedavide, tamiratta çok faydalı bir tedavi şeklidir. Kireçlenme nedir diyorsunuz? Kireçlenme bizim tıbbi ismiyle artroz dediğimiz olayın halk dilinde söylenişidir. Yani bir ekleme kaslarda da olabilir. Yeterince kan gelmezse orada kireçlenme oluşur. Yani kan gelemediği zaman, beslenme bozulduğu zaman orada kireçlenme olur. Şöyle bir sloganımız var bizim. Bir yere kan gelmesi lazım. Kan gelen yere can gelir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Burada da ekleme eğer yeterince kan gelmezse, eklemin yüzeyine yeterince kan gelmezse o eklemin yüzeyinde bozulmalar olur. Yani kan gelmemesine bağlı bozulmalar olur. Biz de buna kireçlenme diye anlatırız. Tıbbi ismi de bunun artrozdur. Kıkırdak hasarı da tedavisi var mıdır? Kıkırdak hasarında tedavisi vardır. Demin söylediğim gibi kıkırdağın zeminine göre mesela diyelim ki ayak bileğinde dizin, diyelim ki dizde onu ayaktan tabanlıklarla destekleyerek yük dağılımını değiştirerek faydası olabilir. Egzersizleri canlandırabiliriz ama her zaman söylüyorum eklem içine hiyaluronik asit uygulamaları vardır. Yani horoz ibiğinden yapılmış bir malzeme bu hanımların dudak kenarlarına, göz kenarlarına kullandıkları malzemeyi eklem içine uygulayabiliriz. Bunun içine ozon katabiliriz yani oksijen katabiliriz. Bir de demin söylediğimiz gibi PRP yapabiliriz. Bunlar da diz eklemindeki tedavilerde çok faydalı sonuçlar alır. Bilhassa eklem kıkırdaklarında da çok rahatlama elde edebiliriz. Eklem hasarlarında da rahatlama elde edebiliriz.